Evet arkadaşlar şimdi mercekte gölge oluşumuna bakacağız. Merceklerde gölge oluşumunda arkadaşlar ışınlar kırıldığı için ne yapıyoruz? Kaynağımızdan ışınlarımızı çıkarttık. Ve çıkarttığımız bu ışınların kırılmalarına bakıyorum. E ne oldu? F'den gelen bu ışın artık asal eksene paralel bir şekilde kırılarak yoluna devam etmiştir diyebiliyoruz. E burada da yine F'den çıkan ışın asal eksene paralel olarak gitti. Arkadaşlar burada ışınlar paralel geldiği için R yarıçaplı bir yarım dairede yine R yarıçaplı yukarıda bir yarım daire oluşturacaktır. Aşağıda ise yine R yarıçaplı bir yarım dairemiz oluşmuş ise o zaman burada artık R yarıçaplı bir tam dairenin yani tam gölgenin oluştuğunu söyleyebiliyoruz. Peki burada hemen ne yapıyorum? Merceklerden çıkan ışınların görüntüsünü nerede oluşturacağız arkadaşlar artık? 2 fde E peki burada artık yeni bir kaynağımız varmış gibi düşünmemiz gerekiyor. Ve bu yeni kaynağımızın artık kaynağımızdan çıkan ışınlarla bir gölge oluşturuyorum ve oluşturduğumuz bu gölge değeri için arkadaşlar burası R yarıçaplıysa ne diyebiliyorduk? Benzerlik yapabiliyorduk. Burada F'in kaç F'e oranı oldu? 3 F'e oranıysa burada da R'nin 3R'ye oranıdır diyebiliriz. Yani gölgemiz bir tam gölgedir ve oluşturduğu gölgenin yarıçap değeri için de 3R kadardır diyebiliyoruz.